Bu mesela anahtarı gibi işin sanki. Ya anlattığın şey dışında çok güzel anlattın abi ya. Şimdi Vedat Milor'la bir Mehmet Yaşin'in karşılaştırması var Sunay. Gitmelisin yani. Burada anlatma çünkü Yok aşk olsun. Değilisi az. Yok aşk yok. Öyle bir şey olur mu? Dışarı takım verirler. Şey Hepimiz sanat eserlerinde öyledir ya. Ya şimdi. Sanat eserlerinde dışarı takım verirler. Ya geçen şunu söyledim. O sahnenin büyüsü başka. Abi YouTube'a girer bakarız ya. Gurme programları var. Çok hepsi birbirinden güzel. Ama iki tane favorim var. Yani şimdi bunlar bir de daha eski diğerlerine nazaran moda olmazdan önce eski Mehmet Yeşil'in programı Anadolu'yu gezdiği. Bir de Vedat Bey'in İstanbul'da yaptığı. Hoş Vedat Bey de Anadolu'ya gidiyor ama tabii Mehmet abi kadar tecrübeli değil. Anadolu'da zorlanıyor. Onu anlatıyorum. Mehmet Yeşil'in programını dedim ki çocuklara izlettirin. Çünkü eğer çoluk çocuk yemek seçiyorsa bir emsal olarak Mehmet Yeşil'i izlesin. Çünkü maşallah hiç yemek seçmiyor. Yani hedik veriyorlar yiyor. Kete veriyorlar yiyor. Bütün Anadolu'yu geziyor. Programın adını da dedim bir zahmet değiştirin. Çünkü yani lezzet durakları değil. Doya doya Anadolu. Ya kardeşim. Dikamaz Anadolu. Ya şimdi mesela programa büyük bir ihtimalle biz mesela hani belki de aç ya da tok geliyoruz. Şimdi onun programına giderken büyük bir ihtimalle aç gidiyor. Her halinden belli. Şimdi sucuk reklamı çocuğumuza sucuk özendiriyor diyorlar ya. Ya bu tekrarı var gece 2'de. 2'de izliyorum Mehmet Yeşil'i diyor ki gece 2'de. Manisa'ya gelirsiniz bu kebabı yiyin. Kardeşim gece 2 geldi. Vicdansız. Ama yani izlemeyen de takip etmeye başlıyor da kaçırılacak şey değil yani. Kültürel bir hizmet. Evet, karşılaştırması çok güzel. Vedat abi de çok zarif. Tabii zarif, efendisi. Zarif olduğu için. O Anadolu'ya gidersen Anadolu'ya olur. Mehmet Yeşin kadar şey olmuyor. Anadolu'da hakim olamıyor konulara. Çok kibar olduğu için zorlanıyor. Yani kürekle ağzına pide verdiler bir kere. Böyle kala kaldı yavrum yazık. Ama Nişantaşı'nda estiriyor. O bölümü rahat. Harika. Çok iyi. Bu yeme içme kültürünle ilgili çok birikmiş şeyler var hani sosyal yemeklerle ilgili. Yani neticede velhasılı kelam ben gösterinin adını hani kökler koydum. Fundamentals yani işin kökü. Herkesin yani bu çok klişe ama en çok da yani izlenen, takip edilen, reaksiyon gösterilen herkesin başından geçen şeyler böyle. Hadi bakalım sınav kur.